Ve sonunda yardımcı fiiller konumuzun son fiiline geldik. Bugün have fiilinden bahsedeceğiz. Yardımcı fiillerimiz de bu şekilde bitmiş olacak. Primary auxiliary'si tamamlamış olacağız. Have fiilinde bizi neler bekliyor? Bir kere bu fiil nasıl heze dönüşür ve hede e dönüşme süreci nedir? Daha da önemlisi head head nedir? Buna odaklanacağız. Kafa karıştıran şeylerden bir tanesi. Öyleyse gelin hızlıca şu fiilimize bir bakalım. Fiilimiz have. Yardımcı fiilimiz. Özellikle biliyorsunuz perfect tense ailelerinde biz onu oldukça görüyoruz. Ve şu an söyleyeceklerim perfect mantığını kavraman için çok önemli. Bizim tek bir fiilimiz var. O da have'dir. Has ve had buradan türemiş şeylerdir sevgili arkadaşlar. Peki ama nasıl sürediler? Mesela IUV'de de hev kullanırız değil mi? He she'de s takısı getiririz. Doğru mu? Has dediğimiz şey aslında has yardımcı fiilinden türemiştir. E çok mantıklı değil mi ya? Have he she'de s ekle has. Bu kadar basit. Tabii ki de bu gördüğünüz şey antik İngilizcede olmuştur. Eğer siz de bunu hızlı bir şekilde söylemeye çalışırsanız has 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 has, has olur size has. Bu ek düşer. Orijinalinde hevzmiş ama daha sonra halk bunu kısaltmış sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz biz bu ikisini presently ibarelerde kullanırız. I, you, we, they için have, he, she, it için, ise has'ı kullanırız. Dedik yani hepsi have'den türüyor. Had da aynı şekilde. Peki size şunu sorayım. İkinci halini, fiillerin nasıl ekliyoruz? Genelde id koyuyoruz değil mi? Koyalım id'imizi. Have'd. Yukarıda ne olduysa buna da aynı şey olacak biraz sonra. Held, 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 held diye, diye, diye sevgili arkadaşlar. Halk bunu yine yapmış size head. Ve bu bu şekilde head'e dönüşmüş. Past'a kullanıyoruz. Ve şu gördüğümüz bütün öznelerle birlikte de head'i kullanıyoruz. Geçmiş zaman e, have anlamını verebilmek için. Şunu anladık mı? Önemli olan şu. Burası işin hikaye kısmı. Önemli olan şu has ve head, have'den türemiş şeylerdir. Tamam, hadi o zaman... Nerelerde have'i görebiliriz ona bakalım. Yardımcı fiil olarak 1 durum cümlelerinde, 2 fiil cümlesinde ama bunlar tense yapısı var. 3 sahip olmak fiil bildiğimiz sahip olmak anlamında yani kendi anlamında. Hepsine detay detaylı bakacağız. Şimdi böyle 3'e göre 3'e bölünce de kafa karışmasın lütfen. Hepsini ayrıntılandıracağız. Hiç merak etmeyin. Şu durum cümlesi anlamından gelin konuya girelim. Şöyle bir şey diyebiliriz. Bu cümle yapılarında have harici başka bir verb göremeyiz. Hevin yapısına göre cümlenin zamanı anlarız. Aynı şeyi B'de de yapmıştık. 3'e bölmüştük. Hatırladın mı? Orada da B durum cümleciklerinde kendisinden başka verb göremezdik. Ve orada yardımcı fiil direkt olarak kendisi olurdu. Ne demiştik hatta? Fiil yoksa yardımcı fiil ne yapıyordu? Hop yardım ediyordu. Şurası önemli ama. Hevin yapısına göre cümlenin zamanı anlarız. Bakın ne kadar önem e basit bir şey gibi dursa da biz buradan soru çözebiliriz arkadaşlar. I have strong feelings mesela. Hangi yapıda? Present yapısında. Arkasından bir cümle gelseydi, bir bağlaşla bağlasaydı vesaire ilk yapacağımız şey present olan şıklara yönelmek olacaktı. Mesela they have very strict manager. His eyes are every time on them. H küçük yazılacak bu arada. Her neyse zamanımız hangi ev varmış? Burada present bir evden bahsediyoruz. Ve devamında da gördüğünüz üzere are kullanılmış. Çok basit ama şık eletir, soruyu çözdürür sevgili arkadaşlar. Dikkat! Üçüncü örnek. Adam has a wonderful detached house in Los Angeles. Has'den present olduğunu anladım. Şuradaki ed'yi sakın ha aman e, verb'e konan ed gibi e, karıştırmayalım. Burada bir sıfat fiil participle yapısı yani şurası sıfat sevgili arkadaşlar. Diğer örneğim gelsin. I had so stressful week so I went on a picnic with my friends. Had Pastlı bir ibare. Ve gördüğün gibi so, bundan dolayı anlamından sonra went gelmiş. Bakın birbirlerini tanımlıyorlar değil mi? I had so stressful week. pasta bir anlam. Mesela size sınav, sınavda şurayı sorabilirdi. O yüzden önemlidir. Bir örnek daha yapalım. My father had an ex-wife before my mom. Ki bu örneği biraz sonra tekrar kullanacağız. Başka bir şey için had. Past anlamında kullanılmış. Babamın annemden önce başka bir eşi vardı. Diyelim ve durum cümlecikleri. Budur. Önemli olan şey bakın cümlelerde başka herhangi bir fiil yok. Adam demiş, has demiş. Arkasından bir sıfat gelmiş. Detached house ayrı evdir arkadaşlar. Villa sinonim verebiliriz. Yani e, şu Amerikan filmlerde görürüz ya hep ayrı ayrı evler. O bir detached house'dur. Aşağıda cümlede had so stressful week. Bakın hep sıfatlar. Hep sıfatlar. Hep arkasından başka bir verb görememişiz. O zaman bu tamamdır. Have, has, had durum cümlelerini Bitirmiş olduk. Şimdi gelin fiil cümlesi sahip olmak fiili anlamlarına bakalım. Altında da belirttiğimiz üzere burası tense yapılarıdır. Yani bu ne demek oluyor hocam? Ben sana bunların hepsini ayrı ayrı tense'lerde de anlatacağım demek oluyor. O yüzden burada ayrıntıya girmeyeceğiz. Şu anda sadece have'i tanımaya çalışıyoruz. Have'e odaklandık ve devam ettik. Have'le doğrudan durum cümlesi yapabildiğimiz gibi az önceki örneklerde olduğu gibi Aynı zamanda perfect ve perfect continuous tenseleri de yapabilmemize yardım yarayan bir yardımcı fiildir. Az önce kendisinden başka hiçbir fiil yoktu ama burada tense yapıları girecek işin içine ve o tense yapıları perfectler olacak. Görelim mi perfectleri? Ne yazık ki göreceğiz. Biliyorum perfectler biraz kafa karıştırabiliyor, zorlayıcı olabiliyor ama hepsini tek tek irdeleyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle perfectleri bir görelim mesela. 3 burada. 3 de continuous şeklinde var. Totalde 6 tane perfect tense'imiz var. Burada present'lar, burada past'lar ve burada future'lar. Zaten başka da perfect tense yok. Şimdi örnek cümleler üstünden şu altısından hangisinin kullanıldığını bulmaya çalışalım. I have paid the bills. Şunu söyleyeyim zaten tense anlatırken de gör, söyleyeceğim. Have olarak görüyorsak present olacak. Yanında will yoksa tabii ki. O zaman şu ikisinden biri ing'si var mı yok. I've paid present. Perfect tense sevgili arkadaşlar. Faturaları ödedim. Hocam bunu e, direkt paid diye de kullanamaz mıyız? Ya şöyle bir şey var. İngilizce'de haberleri perfect tense veriyoruz. Neyse ben şimdi bunlara girmeyeyim. Onu perfect tense anlattığım derse kalsın. Oradan öğrenelim. Devam edelim örnek cümlelere. Julia has been running since this morning. Hevez olduğu gibi görebiliyorsak present'tedir. E ING'si var. Present perfect continuous tense'imiz geldi burada. Bir örnek daha gelsin. Yesterday I went to the seaside to get relaxed because I had had so tiring. Geldi mi head, head şimdi? Cümle, videonun başında söylemiştim head de değineceğiz diye. Past perfect'tir sevgili arkadaşlar ama biraz incelenmeyi hak ediyor. Gelin şuna yeni bir sayfa açalım bakalım ne var ne yok bu cümlede. Şimdi hem okunuşu erite ediyor değil mi? Head head nedir ya? Öğrencilerim gerçekten bunu anlamakta zorlanıyorlardı. E çok haklılar çünkü ben de ilk öğrendiğim zamanlarda bu nedir arkadaş? Nasıl dilin içine düştük diye söylemişliğim vardır. Şimdi şuradan başlayalım. Cümlemiz için bir timetable'ımız gelsin. Biz present'dayız unutmayın. Şu anda biz bu cümleyi yorumlayan insanlar olarak biz present'dayız. Peki cümlem nerede? Cümlem bak olduğu gibi kafadan yesterday'le yani dün'le başlamış ve past'a devam etmiş. Yani cümlem past'a şu went to the seaside ibaresini gördük mü? Direkt pasta zaten sevgili arkadaşlar. İki tane arkadaşımız olsun. Mesela Rebecca and, ve Fiona. Rebecca desin ki Wednesday desin bunu çarşamba günü. Tuesday için, salı günü için desin. Bakın Wednesday şurası. Konuşuyorlar tamam mı? Rebecca ve Fiona karşılıklı konuşuyorlar günlerden çarşamba. Ve Rebecca salı günü olan şey için ona bir şey anlatıyor burada. Bir cümle kuruyor. Ne demiş gelin cümleye bir bakalım. Dün I went to the seaside to get relaxed. Dün deniz kenarına rahatlamaya gittim. Çünkülü bir bahare var. I had had so tiring be. Çok yorucu bir hafta. E ee, şimdi bak işte burası önemli. Burayı nasıl çekinleyeceğiz? Haftam vardı. Haftaya sahiptim. Mi. Ya hafta geçirdim ya. Bu çevirileri özellikle sınavdayken lütfen sana en yakın çeviriyi yap. Tabii ki de mantık sınırları çerçevesinde ama have sahip olmak anlamındadır. Have burada bir perfect kullanmış haftam vardı sahiptim saçmalamayalım sınav esnasında olur mu? Her neyse şimdi çevirden bir çıkalım. Şu hededi neden kullandık burada? Şimdi kız çarşamba konuşuyordu değil mi? Fiona ile birlikte Rebecca. Rebecca salı günü olan bir şeyi ona söyledi. Peki bir hafta ee, because I had had so tiring week şu ee, bir hafta dediği yer... Salı gününde mi sevgili arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Kız zaten dinlenmeye deniz kenarına salı günü gidiyor. Onun yorulmasına sebep olan hafta bir önceki hafta olmalı. Yani salıdan da önceki bir zaman diliminden. Pastın da pastı. Şu hafta dediği kısım bakın şöyle. Şurada işte. Ayın 27'si salısıysa bu. Şurası da ayın 20 salısı. Hop arada bir hafta var. İşte bu bir haftayı bu kız çok yorgun geçirmiş. Sanıyorum biraz açık olmuştur. Yani şu anda ee, anlamdan çok neden burada had had kullandık onu çözümledik. Doğru mudur? Burada bir double past söz konusu. Perfect'i have verb tree ile veriyoruz değil mi? Tamam. Past perfect de have'in bir pastı nedir? Have ikinci hali have'den hatta had'e dönüşmüştü. Doğru mu? Have'in bir pastı past perfect'te have gider had gelir. Had şurasıdır. Verb tree ise fiilimizde have olduğu zaman... Bakın hem yardımcı fiil hem de fiil de have olduğu zaman çok rahat had hadli bir ibareye ulaşabiliyoruz İngilizce'de. Had, had ile ilgili birkaç örnek daha verelim gelin. Az önce söylediğim şeyi şemalaştırayım şimdi size gelin. İki tane hedimiz var ya sevgili arkadaşlar. Birinci hedimiz past perfect'i kurmamıza sağlayan ve bizim, bizim bugün tanıdığımız fiil cümlesi tense yapılarında kullandığımız have yardımcı fiili. Bu ne hocam? Buradaki had bu da have İkinci hali ve üçüncü hali head'dir sevgili arkadaşlar. Ama bir fiil olarak bakın. Buradaki ise bildiğiniz sahip olmak fiilidir. Yani bu adamlar hem heavy bir fiil olarak hem de heavy bir yardımcı fiil olarak kullandıklarından e, perfect, yapısı have, e, perfect yapısı gereği have plus verb tree past perfect yapısı gereği had plus verb tree kullanıldığına göre e, head'i bir kullanacağız. Have'in de pasta olan head'i de yani verb'in üçüncü halinde fiil olarak kullanacağız. İşte head'et en and kolay şekilde budur yani arkadaşlar ha bu arada onun bir mantığı vardır neden bu adamlar hem yardımcı fiil olarak heavy hem de fiil olarak sahip olmak fiil olarak heavy aynı iki aynı şeyi iki farklı amaç için kullanıyor bunu perfect tense anlatırken açıklayacağız hiç merak etmeyin. Şu hedimiz olduğu gibi yani sahip olmak hediymiş buradaki. Birkaç örnek daha yapalım gelin. My father had an ex-wife before my mom. Mesela az önce bunu söylemiştim bu örneğe tekrar geleceğiz diye. Babamın annemden önce eski bir eşi vardı. Şu çeviriye dikkatinizi çekmek istiyorum bakın. Vardı. Tamam mı? Bu bir kalsın cepte. Bir cümle daha gelsin. I had had a terrible headache yesterday. So I went to pharmacy. Dün çok şiddetli bir baş ağrım vardı. Korkunç bir baş ağrım vardı. Bu yüzden ben de eczaneye gittim. Şimdi şu iki şeyi görüyor muyuz? Bakın vardı, 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 var. Çevirilerin aynı olduğuna dikkat ettik mi? Bunu bir easy yol olarak alabiliriz. Ya vardı deyip geçelim sevgili arkadaşlar. Hededi gördüğümüzde. Hocam sen daha az önce kendin bunu vardı diye çevirmedin. Ama o öyle gerekti. Yani çok yorgun bir haftan vardı demeyiz değil mi? Çok yorgun bir hafta geçirdik deriz. O yüzden pratik çeviri hayat kurtarır. Tekrar söyleyelim ve... Genelde zaten biz bunları vardı şeklinde çevireceğiz. He dedi. Onu da söylemiş olalım. Yani aslında şu gün, afilli hali sevgili arkadaşlar. Burada niye hedet kullanmadık? Çünkü başka cümle yok. Hedet kullanabilmemiz için cümlede bakın bu önemlidir. Başka bir past tense olmak zorundadır. Bakın burada bir went var sonra hedet. Yani bir pastın double pastıydı. Az önceki tabloyu hatırladık mı? Bir past event olacak. Daha sonra onun da eskisi, daha da onun da pastı olur. Sadece biz hedet kullanırız. Burada sadece tek bir eylem var. Evet, şimdilik giriş oldu diye düşünüyorum. Zaten tense videolarına tekrar bahsederiz, hiç merak etmeyin. Past perfect, evet, perfectlerimizin hepsini gördük sevgili arkadaşlar. Şema halinde en azından şimdilik gördük. Hepsine tek tek değineceğiz. Şimdi sahip olmak fiiline de değinelim birazcık. I want to have two children. İki tane çocuğum olsun istiyorum. İki tane çocuğa sahip olmak istiyorum. Bakın sadece kendi anlamındadır burada. Bu aynı be'nin de olmak fiili anlamında kendi başına kullanıldığı yine bir verb ile kullanıldığı anlama çok benziyor. Aynısı zaten. Sadece o olmak bu sahip olmak. Kaçırdıysanız mutlaka be'yi ve do'yu da do'da da güzel şeylere değindik. Bir tane daha gelsin. It's nice to have a friend. Bir arkadaşa sahip olmak güzel bir şeydir. İyi bir şeydir. Bir arkadaşım olması iyi bir şeydir. Have. Kendisi bir fiil. Burada asıl bizim cümlemizi anlayacağımız, tensimizi anlayacağımız olay is'dir. Bir tane daha gelsin. I can't stand having trouble with my family. Şuradan da anlayacağınız üzere tuğlar tuğlar ve ing'ler benim hep değindiğim infinitive gerund şu ileride başımıza bela olmasın diye şimdiden daha en basic şeylerde bile gördüğümüz şeyleri de hatırlatmış olalım. Bunları lütfen bir göze aşina alınız olsun. Mesela constant'den sonra biz İngilizce'de verb ne olursa olsun ona ayıncı e ekliyoruz. Burada da having dedik. Evet çeviri de verelim. Ee, tahammül edememektir. Constant. Ailemle tartışma yaşamaya tahammül edemiyorum. Bir sıkıntımın sorunumun olmasına tahammül edemiyorum. Evet şimdi arkadaşlar fiil cümlesi ve sahip olmak fiilde Bitmiştir. Üçüne de bahsettik tek tek. Durum cümlesi vardı, tense yapısı vardı ki şurayı tek başına ayrıyetten göreceğiz. Ve bir de sadece sahip olmak anlamına gelen halleri vardı. Şimdi size genelde karışan, karıştırılan bir soru sormak istiyorum. Which one is correct? Have or has? Bakalım hangisini kullanmamız gerektiğini bulacak mısınız? He, she, it de das kullanıyoruz. Okey. Bir önceki derste dası işledik. Aynı şekilde he, she, it de has de kullanıyoruz. Soru gelsin. Do you have any idea? You'dan dolayı biz bunu duyla ile sorduk arkadaşlar. She ile soracağımız zaman does kullanacağız doğru mudur? Does she? Peki arkasını nasıl tanımlayacağız? Has or have any idea? Şimdi he, she'den sonra da has var. Ama şu anda bizim hangisini kullanmamız lazım? Bu öğrencilerin kafasını karıştırır. Hemen bir düşünün durdurabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım ne kullanmamız gerektiğine. Yapı şudur değil mi? SVO yes, O her zaman için bunu aklımızdan çıkartmıyorduk. Yardımcı fiilimiz ise burada bulunurdu. Soru da, burada soru olmuş. Bakın soru işareti var. Soruda da yardımcı fiil başa geçiyordu ve dizelim bu şekilde kalıyordu. Yardımcı fiil başa geçiyordu diyorum. Bakın önemli olan kısım bu işte. Demek ki yardımcı fiil buranın Daz'mış ki bu başa geçmiş. Ve biz Daz'dan sonra tekrar bir daha bunu e, Do, Daz dersinde çok güzel anlattık. Çok detaylı anlattık. Hatırlar mısınız? Has için has demiştim az önce. Neydi o? S takısı gelmiş haliydi. E does zaten var burada. Tekrar niye biz hezi kullanalım? Have olması gerekir buranın. Mesela bir olumsuz cevap yapalım buna. Yanlış fiil buraya geldi. She doesn't have any idea. Ben buradan sonra she doesn't has der miyim? Nasıl ki she doesn't'dan sonra has demezsem. Burada does varken tekrar bir daha hezi seçmeyelim olur mu? Evet. Bunu da irdelediğimize göre az önceki şemamıza geri dönebiliriz. Ve size üçünün de kullanıldığı bir cümle hazırladım. Buna bir de cevap vereceğiz. Hi Hülya, my phone has low battery. Do you have a mobile phone? Hadi Hülya yine cevap versin. Sorry, I don't have my phone now because I've sold my old phone to have a new one. Hadi hepsini öğrenmiştik. Tek tek bulalım şimdi. Have, I don't have my phone now. Kendinden başka hiçbir fiil olmazdı durum cümlesiyken. Durum cümlesi evimiz burada. Gelelim. Başka bir fiilde kullanılan perfect yapısıydı. Fiil cümlesi tense yapısı. İkinci evimiz. Gelelim to have a new phone. Zaten olan bir fiille gerund veya infinitive burada olduğu gibi to yapısıyla kendi anlamında sahip olmak fiiline eklenirdi. Üzgünüm şu, şu an telefonum yok. Çünkü yeni bir tane daha almak için telefonumu sattım. Evet sevgili arkadaşlar. Have fiilimiz tamamdır. Primary auxiliaries bitmiştir. Üçünü de be, do, have'i sırasıyla işledik. İşin model kısmına bir sonraki derste geçmeyeceğiz. Çünkü neden? Model'lar kendileri zaten bir ünitedir. Biz onu üniten olarak işleyeceğiz. Bizim bir sonraki dersimiz tensler olacak. Şu herkesin beklediği hocam artık bir önce tens videolara gelsin diyorsunuz. Bundan sonra yancı fiiller bittiğine göre temelimizi attığımıza göre tens videolarına geçeceğiz. Her zaman söylediğim gibi olumlu olumsuz eleştiri aklınıza ne geliyorsa yazın ki ona göre daha güzel daha kaliteli içerikler üretelim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.